Evet, yeni güne başlarken finansal piyasaları dair bir de yorum alacağız. Karşımızda Alaç Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün var. Barış Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk Semih Hanım. Evet, gözler bugün FED'de. FED'in kararı öncesinde dün gelen enflasyon verisi de kritikti. Aslında bugünkü FED kararına ve FED'den gelecek mesajlara ilişkin biraz daha ipucu niteliğindeydi dünkü veri. Enflasyon Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık bazda 3.1 seviyesine geriledi manşette. Ama çekirdekli direnç hala korunduğunu görüyoruz. Bir taraftan da aylık bazdaki artışa baktığımızda da beklentilerin üzerinde. Çünkü aylık bazda bir değişim beklenmiyordu. %0.1'lik bir artış gördük. Bu bize ne anlatıyor? Bu veri sonrasında biz FED'den ne beklememiz gerekir? Ve piyasalarda oluşan beklenti ne yönde şu anda? Evet, yani Türkiye çift fiyatı Amerika'da aylık bazda %0 beklentisine karşı %0.1 gelince piyasanın beklentilerinde de değişiklikler oluyor. Çok hani kısa bir ufak bir artış olsa da bu. Aslında hani FED'in son zamanlardaki özellikle Powell başta olmak üzere yapılan yorumlara göre bakıldığında faiz indirimiyle ilgili sürecin ne zaman başlayacağına yönelik beklentilerde değişiklik gösteriyor bir anda. Açıkçası dün gene veri seti içerisinde aylık bazda enflasyonun bu şekilde bir beklenti üzerinde gelmesi artı bir de çekirdek enflasyonu sizin de az önce bahsettiğiniz gibi %4'te devam ediyor olması açısı piyasanın beklentilerini de biraz değiştirdi diye söylemek gerekiyor. Son zamanlarda özellikle Powell'ın yorumlarında da dile getirdiği gibi işte %4'lük bir çekirdek enflasyonu şu anda varlığının devam ediyor olması ve bu oranın hala hedefin %2'nin iki katı üzerinde devam ediyor olması bundan sonraki süreç içerisinde hani Fed'in yüksek faiz oranlarıyla devam edeceğine ilişkin beklentiyi güçlendiriyor diye görmek lazım. Açısı bu akşamki toplantıdan çıkacak sonuçlara göre de değerlendirdiğimizde tabii ki çok yüksek ihtimalle bir faiz artırımı toplantıya gelmeyecek ve faiz artırımları büyük ihtimalle artık sona ermiş gibi gözükecek fiyatlamaya baktığımızda da o şekilde. Ama ben açıklamaların içerisinde bu enflasyon sonuçları üzerinden de değerlendirdiğimizde hem çekirdekteki işte %4 hem de aylık bazdaki biraz yukarı doğru ivmelenmenin etkisiyle Powell'ın özellikle konuşmalarına dikkat edilmesi gerektiğini ve piyasanın da buna dikkat edeceğini düşünüyorum. Açıkçası konuşmaları içerisinde büyük ihtimalle geleceğe yönelik olarak yani gerek görülmesi halinde faiz artırımını yapmaktan çekinmeyeceklerini ifade eden tarzda ben yine açıklamaların gelmesini açıkçası bekliyorum. Yani aslında görece... Buna dair fiyatlamalar şu anda oluştu mu Barış Bey? Yoksa karar sonrasında mı fiyatlamaların gerçekleşmesini beklemeliyiz? Şöyle diyeyim... Aslında yakın zamana kadar bazı gelen veriler eşliğinde değerlendirdiğimizde piyasa biraz daha önden fiyatlama yaparak Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentisini 2024'ün Mart ayına kadar çekmişti. Böyle bir durum ortaya çıkmıştı. %50'nin üzerine kadar çıkmıştı. O Mart ayı toplantısında indirim yapabilir şeklinde diye. Ama tabii gelen bu son sonuçlar üzerinden baktığımızda bu toplantı karar beklentisi de dahil olmak üzere piyasa beklentisinin birinci çeyrekten biraz ikinci çeyreğe doğru fiyatlamasını kaydırdığını görüyorum. Burada %48 olasılıkla şu anki son görüntüde bakıldığında yani Fed'in bir faiz indirimine gitmesi için Mayıs ayı biraz daha fiyatlamaya başlanmış gibi gözüküyor. Yani bu sonuçlar biraz değişkenlik gösterdi. Yani piyasa fiyatlamasına bakarsak bunu biraz işte altın tarafında gördük. Son zamanlarda dolar endeksinde gördük. Tahvil piyasası üzerinde faize üzerinde de biraz gördük aslında. Ama bu verinin biraz altın tarafına biraz daha sert hareketlilik getirdiğini söylemek lazım. 1974'e kadar bir geri çekilme oldu. Bu da aslında fiyatlama anlamında yani yorumlamaya devam edecek olursak da yani faizlerin uzunca bir sürede yüksek kalacağına ilişkin beklenti fiyatlamasını ortaya çıkartıyor. Az önce dediğim gibi faiz indirim beklentilerini biraz da ötelendiğini de gördük bu bağlamda. Bunun etkisinin özellikle altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu herhalde söylemek lazım. Evet. Diğer taraftan Altında daha bir düşüş beklemeli miyiz Barış Bey? Yani özellikle de akşam gelecek FED kararı ve Powell'dan gelecek mesajlar sonrasında bir miktar daha yani şahin nitelikte bir mesajlar verirse eğer Powell bir miktar daha geri çekilme yaşanabilir mi ons tarafında? Yoksa bunlar önceden fiyatlandı artık bu seviyelerden daha aşağı gelmez de diyebiliyor muyuz? Açıkçası şöyle düşünüyorum. Yani bunun ben biraz fiyatlandığını düşünüyorum. Yani
Zaten hani böyle bir konuşma yapacağı az çok bekleniyordu. Şimdi tabii bu enflasyonun sonucu da bu şekilde biraz destekleyecek gibi duruyor. Şu risk var 2024 için bir taraftan da. Birçok önemli kurumun da artık paylaştığını görüyoruz 2024 senaryolarını ve özellikle 2024 senaryoları içerisinde ana temanın özellikle 2024'te Amerikan ekonomisinin resesyona girme ihtimali olduğunu gösteriyor bu yorumlar. Şimdi Fed de tabii bunu takip ediyor olacak. Şimdiye kadar yapılan sert faiz artırımları neticesinde bir durgunluk eğilimine gitmesi görüntüsü. Yani Fed'in özellikle yüksek faiz ortamını çok uzun süre sürdüremeyebileceği anlamına gelebilir diye düşünüyorum ben. Fiyatlama değer bu şekilde devam ederse, veriler desteklemedi devam ederse ve bugünkü toplantıda işte Powell'ın konuşmalarında çok güçlü bir şahin mesaj vermesini de çok fazla beklemiyorum. O yüzden yani bu düşüşlerin fiyatlanmasıyla birlikte yani 2024'e ilişkin bir fiyatlamanın devreye girmesi muhtemel olabilir diye tahmin ediyorum kendimce. O yüzden bu bugünkü de düşüş dahil olmak üzere ki işte bugünkü toplantı bekleniyor şu anda. Sonrasında bir tepki alımının gelmesini bekliyorum. Çünkü zaten teknik manada da baktığımızda arka arkaya 3 gündür, ki bugün de dahil edersek 4. güne giren bir düşüş baskısı var. Bu baskının bir tepki alımıyla karşılaşmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Burada şu da hareketlendirebilir piyasaları bugün özellikle. FED yetkililerinin 2024'e ilişkin projeksiyonları da güncellenecek. Özellikle noktasal grafik tarafında yetkililer, FED yetkililerinin faiz indirimine ilişkin beklentilerine yönde değişkenlik gösterecek. Biraz da erken bir durum ortaya çıkacak mı? Buna da bakmak lazım. Bu görüntüler de, bu sonuçlar da bence piyasaları hareketlendirebilir. O yüzden ben ons altında belki bir tık daha düşüş, 1970-65 civarına doğru, bölgeye doğru bir gelişten sonra buradan bir sıçrama olmasını açısı bekliyorum. Bu beklentileri eşliğinde söyleyebilirim. Peki. Biraz borsayı da değerlendirelim dilerseniz. Son birkaç haftadır oldukça oynaklığın arttığı bir Borsa İstanbul var karşımızda. Dün satıcılı seyrederken akşam üstüne doğru bir miktar alımların yaşandığını gördük. Özellikle de bankacılık endeksi öncelikli bir alım iştahının yükseldiğini gördük. Öncelikle evet. Şunu sorayım. Bu oynaklık devam eder mi? Ne zamana kadar devam eder sizce? Ve dalga boyutu artar mı? Dünkü yaşanan hareketin arkasında da bir haber akışı mı vardı? Evet, yani biraz haber akışı olduğunu söyleyebiliriz. Endeks aslında bir süredir sıkışık bir seyirde gidiyor. İşlem hacmi çok yüksek olmuyor. Yerli yatırımcı biraz uzak kalmaya başladı son zamanlarda. Bunun da bir etkisini göz ardı etmemek lazım. Yabancı girişleri devam ediyor. Son 5 haftada total yani hem borsa hem de tahvil tarafına bakarsak 1.2 milyar dolarlık bir girişten bahsediyoruz nette. Bunlar da aslında şimdiye kadar olan politika dönüşünü yarattığı olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Ki yarın da yabancıların istatistiklerini alıyor olacağız. Yabancıların yavaş yavaş girmeye başladığı bir ortamda endeksin dalgalı seyirinin devam ettiğini düşük işlem hacimli olduğundan kaynaklı olarak biraz daha izliyoruz. Çok yani alışlar olsa da bunun çok yüksek hacimli olmamasından kaynaklı olarak endeksin belli başlı seviyelerin üzerine çıkmakta zorlandığını takip ediyoruz. Ama bu bence yani geri çekilmeler olarak bakıldığında geri çekilmelerin de aslında sınırlı kaldığını, yani 7500-7700 buralarda dolaşan bir endeks hareketinin olup buralardan tepki hareketlerinin geldiğini görebiliyoruz. Nitekim yani dün de endeksin aslında çok iyi başlamadı, biraz limoni başladı güne. Sonrasında düşüş eğilimleri oluştu. Fakat saat 3'ten sonra özellikle banka hisselerine gelen alımların etkili olduğunu ki orada da yabancı girişlerin oluştuğunu gördük. Buradaki önemli faktör dün Bank of America'dan gelen bir rapor oldu bence. Burada yayınladığı raporda özellikle işte geçmiş zamanlarda yaşanan Borsa İstanbul'daki yükselişler, aynı zamanda çeşitli bazı alternatiflerin ortaya çıkması, işte mevduatların, tahvillerin biraz daha canlanması. Bunlar eşliğinde bakıldığında bunun Borsa İstanbul için bir sorun haline gelebileceğini bahsetmekle birlikte bu gerilemenin Borsa İstanbul performansını olumsuz etkilese de bundan özellikle büyük sermayeli özel bankaların daha az etkilenmesinin muhtemel olduğunu söylemesi, raporda buna değinmesi biraz bankalara alım getirdi açısı. Yabancılar da biraz ilgi gösterdi. O yüzden endeksin bu tarz haberlere ve bu tarz yani katalizörlere biraz etkisi ihtiyacı var gibi gözüküyor. Bununla birlikte endekste bir hızlı bir yukarı hareket gözlendi ve bu da endeksin pozitif kapanmasına da imkan verdi bence. Önümüzdeki günler için de aslında umutlar var mı desek bence var. Yani burada özellikle Moody's'in bir değerlendirmesi bekleniyor Cuma günü. Siz de az önce haberde geçtiniz. Burada bence görünümde bir de önemli yani yukarı yönlü bir potansiyel
eğilimi var. Güncelleme gelecek, pozitif anlamda bir haber gelme ihtimalinin var olduğunu düşünüyorum. Geleceğe yönelik bakıldığında yabancıların biraz da gelme ihtimali bulunduğunu düşünüyorum. Faiz indirim ihtimalleri küresel risk işlem destekleyebilir. Bunlar bence Borsa İstanbul'u destekleyecek unsurlar. Ama öncelikle bir 8050-8060 direnci, sonrasında 8150 direnci üzerinde geçiş lazım. O yüzden burası geçilmedikçe biraz sıkışık seyirde Borsa İstanbul hareketi biraz daha bizi bekleyecek gibi duruyor diye söylenebilir. Peki. Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun.